David Ceyhun Gülselam serbest vuruş. Kadıköy'de sevinç var ama Bursa'dan henüz net bir bilgi alamadığımızı da belirtelim sevgili seyirciler. Bursa bu arada 2000, Bursa 2-1 bittiği şeklinde bilgi geliyor bize sevgili Bursa seyirciler. Çözenden. Onu da belirtelim. Volkan artık son anlar. Volkan bitiyor. Maç bitiyor. Fenerbahçeliler seviniyor. Maç bitiyor. Fenerbahçeliler seviniyor. Sevgili seyirciler, Fenerbahçeliler seviniyor. Bursa'dan net bir bilgi almaya çalışıyoruz ama Fenerbahçe şampiyon gibi seviniyor. Bursa'nın 2-1 kazandığı yönünde ama sahanın içi ana baba günü oldu sevgili izleyiciler. İşte şu anda büyük bir sevinç var ama şampiyon Bursaspor kesin gelen ve son gelen bilgi bu yönde sevgili seyirciler. Gerçekten müthiş gece, çok ilginç bir biçimde devam ediyor şu anda Kadıköy'de. İşte Bursa'daki
izleyiciler, Kadıköy'de büyük bir üzüntü var. Fenerbahçelilerin yıkıldığı an, maçın sonunda işte kırılan koltuklar, önce yaşanan şampiyonluk sevinci, ki o haber kimden çıktı, nasıl bir haber ulaştı bilinmez ama Kadıköy'de futbolcular, bütün herkes çok büyük bir sevinç yaşadı önce. Ama sonrasında yaşanan görüntüler işte ekranlarınıza yansıyor. Şampiyon Bursaspor Türkcell Süper Lig'de 2009-2010 sezonunu zirvede bitiriyor. Bursaspor işte Fenerbahçelilerin koltukları kırdığı ve tepki gösterdiği anlar. Yüzlerden düşen bin parça. Büyük bir üzüntü var Kadıköy'de. Değerli izleyiciler, Bursaspor Türkcell Süper Lig'de sezonu zirvede bitiriyor. Uzun yıllar beni unutulmayacak bir görüntüydü aslında. Bir anda şampiyonluk sevinci yaşandı. Yapılan bir anonsla mıdır? Son dakikalarında, yani uzatma bölümleri kayıp zaman oynanırken Bursa'dan müjdeli haber diye dahili anonstan bütün seyircilere ayaklandıran bir anons oldu. Bunun üzerine bütün tribünler ayaklandı. Herkes büyük bir zafer çığlıkları atmaya başladı. Hatta yedek Yunus kulübesi da, geriye dönün, maç böyle bitsin der gibi işaretler bile yaptı. Yani bir yanlış yönlendirme oldu. Belki de yani bilemiyorum ama o dahili anonstan gelen o bilgilendirmeyle ya da yönlendirmeyle birdenbire maç biter bitmez Fenerbahçe taraftarları da oyun alanını doldurdular ve şampiyon olmuşçasına kutlamaları. Biz de bunun üzerine acaba yani bir haberi mi kaçırdık ya da bir golü mü kaçırdık diye sürekli kesin bilgi gelirse biz de bilgilendireceğiz şeklinde konuştum sen de sevgili Mustafa. Yönetmenimiz Musa Çözen de 2-1 bilgi Bursaspor karşılaşması deyince, doğrusunu söylemek gerekirse biz de gözlerimize inanamadık. Şu anda İşte Kadıköy'den görüntüler gerçekten çok üzücü görüntüler var. Maçın sonunda gelen o yanlış anonsla, yanlış dahili anonsla başlayan sevinç şu anda yerini tribünleri, koltukları yakmaya kadar giden bir duruma taşımış durumda. İşte oyun alanının dışında olaylar devam ediyor. Polis de güç kullanmak zorunda kalıyor, ekranlarınızda yansıyor. Kadıköy'de durum bu. Bursa'da şampiyonluk coşkusu devam ederken Kadıköy'de çok büyük bir üzüntü ve maalesef hiç istemediğimiz olaylar hakim. İşte maç burada bitiyor Yunus Yıldırım'ın son düdüğüyle. İşte bu büyük sevinç. Fenerbahçeli futbolcular seviniyorlar. Tribünlerden inen seyirciler hemen oyun alanına giriyorlar. Birdenbire içerisi ana baba günü oluyor. Maç sonrası gösteriler için hazırlanan sürprizler için girişim yapılacakken Bursa'dan gerçek haber ulaşıyor ve Kadıköy'de bu görüntülerin ardını
müthiş bir üzüntü alıyor. Türksel Süper Lig'de 2009-2010 sezonunu zirvede bitiriyor. Şampiyon Bursaspor çok büyük bir başarıya imza atıyor. Ve işte Kadıköy'deki o az önce sizlere aktardığımız, paylaştığımız önce sevinç, sonra hüzün görüntüleri bu görüntülerin devamında. Biraz önceki durumdan gelinen nokta ve yaşanan durum ekranlarınızda sevgili seyirciler. Ve işte bu tatsız görüntüler, sevimsiz görüntüler ekranda maalesef ne hüznü ne de sevinci dozunda yaşayamama hastalığımız devam ediyor. Dışarıda da büyük gerginliğin olduğunu belirtiyor, aktarıyor arkadaşlarımız bizlere. Maalesef işte Kadıköy'de durum bu. SporMax ekranlarında canlı görüntüler izliyorsunuz sevgili izleyiciler. İşte Şükrü Saracoğlu stadında her şey çok güzel başlamıştı. Müthiş bir güzellik vardı başlangıçta ama sonrasında ne oldu da oldu? Fenerbahçe 1-1'lik eşitlikle ayrılınca dahili anonstan yanlış bir yönlendirme sonucu Bursa'dan herkesi yanıltan bir durum oldu bu anons, evet. Tabii ki biz de vurguladık, Fenerbahçe şampiyon olmuş gibi seviniyor ama net bilgi geldiği anda da hemen izleyicilerimizle onu aktardık, paylaştık ama itfaiye araçlarının da arkadaki aşağıdaki arkadaşlarımız vurguluyor, stada geldikleri bilgisi ulaşıyor bize. Yanan koltuklar var. Allah korusun daha büyük problemlere neden olabilecek bir durumla da karşı karşıyayız. İşte bu görüntüler sonrası da ne sağdaki futbol kalıyor insanın aklında belli, ne bir tarafın birinci, bir tarafın ikinci olması. Hakikaten bu zaten öyle olacaktı. Yayında da işte dışarısı da böyle, dışarıda da istemediğimiz, istenmeyen olaylar, istenmeyen görüntüler maalesef. İki takımın da bu sezon verdiği mücadele gerçekten takdir edilesi mücadeleydi. İki takım da sonuç geldi, çattı, bir 90 dakikaya saplandı kaldı. O 90 dakikanın sonucuna göre her şey belli olacaktı. Ve Fenerbahçe'nin elindeydi. Çünkü önde girmişti. Kendi sahasında Trabzonspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecekti. Ama Trabzonspor 1-1 yakaladıktan sonra maç da bu skorla bitince Bursaspor şampiyonluk ipini göğüsleyen takım oldu. Her iki takım da o şampiyonluğu gerçekten hak etmişti. Alkışları hak etmişti. Ama burada Fenerbahçe taraftarlarını asıl üzenin yanlış bilgilendirme sonucunda şampiyon olmuş gibi sevinmesine sebep olan olaylar mı? Yoksa şampiyonluğu kaybetmenin ikisi birden birleşti. Öyle olunca da